Alevli gözleri söylenenlere inanamıyordu. Bilmiyordu müfem kelimelerin sırrını, suskunluklarını hazmedemiyordu işte. Birkaç ay önce mumlarını söndürdüğü 7 sene onların gözyaşlarına asla razı değildi. Yatağını düzelten annesine sordu. Onlar uyumazlar mı? Annesi şaşkın bir şekilde ona baktı, gülümsedi ve sakince işini tamamlarken ''Kimden bahsediyorsun?'' diye sordu. ''Onlar uyurken de Yahudiler onları öldürürler mi?'' Annesinin yüz hatları aniden değişmişti. ''Bu tür şeyleri düşünme Amr'' dedi canı sıkılarak. Amr öfkeyle bağırdı. ''Daima bana elbiselerimi temiz tutmamı tembihleyip kimseye vurmamam gerektiğini söylüyorsun. Daima!'' Ardından hıçkırıklara boğuldu Amr. Şaşkına dönmüştü annesi. İnanamıyordu. Bu muydu Amr? O sakin çocuk bu muydu onun oğlu? İlk defa bu halde görüyordu onu. Kuru yapraklar arayan kasırga gibiydi. Aman Allah'ım! Üzerlerinden seneler geçmeksizin küçükler nasıl da büyüyordu böyle? Gözlerini yüzüne dikti. Biraz korkmuştu ondan. O da kendine çeki düzen verip kararlı bir tarzda. Onlar beni sakındırdığın şeylerin hepsini yapıyorlar. Herkes onların kahraman olduklarını söylüyor. Ben de kahraman olmak istiyorum. Sen zaten kahramansın yavrum. Okuldaki arkadaşlarından da daha başarılısın. Ben de onlar gibi taş atmak istiyorum. İnan ki güçlüyüm ben. Kime atacakmışsın taşı? Okul çantasını yere bırakırken gözlerinde arzu kıvılcımları parlamıştı Amr'ın. Yahudilere diye cevapladı. Bizde Yahudi yok ki evladım dedi annesi. Öyleyse neredeler? Filistin'de. Evimize uzak mı Filistin? Güldü annesi. Yatağına oturdu ve sıkıntı içinde. Çok değil dedi. Öyleyse hepimiz gidelim oraya. Gidemeyiz. Dedemi burada bırakabiliriz. Babamın arabası bize yeter. Yahudiler girmemize izin vermezler oğlum. İçi daralmıştı Amr'ın. Annesine yaklaştı. Gözleri yalvarırcasına ifadelerle doluydu. Ben onlardan nefret ediyorum. Niçin bize izin vermeleri gerekiyormuş ki? Annesi gözlerine baktı. Gözyaşlarının bakışlarında parladığını gördü. Doğru ya, niçin daima beklemeliymişiz? Niçin hep onlar vurmalı, biz acı çekmeliymişiz? Niçin önce onlar izin vermeli de biz yapmalıymışız ha? Niçin? Sonra kucağına aldığı ve unuttuğunu zannettiği duygularını bastırma gayesiyle bir takım sözcükler fısıldadı kulağına. Ben de onlardan nefret ediyorum Amr. Fakat hadi unutalım bunları. Bugün ne yapacağımızı düşünelim olur mu? Çocukları öldürmelerine izin mi vereceğiz yani? Evladım onları öldürmeyecekler. Yine sıkılmıştı Amr. Gözleri dolu dolu bağırdı. Onları televizyonda gördüm. Annesi bunu duyunca durumu anlamıştı. Kendini kınıyordu. Ona bunları izletmemeliydim diyordu. Yerden çantasını kaldırdı ve kararlı bir şekilde okuluna geç kalacaksın dedi. Amr çantasını aldı. Odadan çıkarken annesine dönüp sakince sordu. Öğretmenimiz onların okula gitmediğini söylüyor. Çünkü Yahudiler okulları kapatmış. Çocukları öldürüyorlarmış. Öyle değil mi anne? Sonra ona doğru yaklaştı. Kelimelerin rengi değişmiş, rica ve yalvarış namelerine bürünmüştü bir anda. Keşke babam gitse de öldürse onları. Keşke onları oradan çıkarsa. Söyle ona anneciğim, ne olur söyle. Bak söz veriyorum sana, doktor olacağım. Küçük kelimeleri annesinin gözlerinde taşlaşıp kalmıştı sanki. Korkuyla onu bağrına basarken, korkma Amr, korkma. Burada Yahudi yok. Kurşun da yok ve hiç kimse senin gibi küçük bir çocuğa zarar vermek istemez dedi. Amr bir anda küçük bedenini annesinin titreyen kolları arasından çekti ve öfkeli bir tavırla çantasını kaldırıp ben küçük bir çocuk değilim, korkak değilim diye bağırdı. Ve okuluna yürüdü Amr. Bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte yeni bir oyun oynadığı okuluna. Bu oyunu onlar seçmemişti, aksine oyun onları seçmişti sanki. Yahudiler ve taşların çocukları oyunu. Yahudi Fatiha suresini yanlış okuyandı.
Çocukların hepsi Yahudi rolünü oynamayı reddedince üzerinde ittifak ettikleri kural bu olmuştu. Hiçbiri de Fatiha'da yanlış yapmayınca başka şeyler aramaya koyuldular ve ezberlemek için yarıştılar. Yahudi çocukları öldürüyor, Allah ise çocukları sever. Biz de Allah'ı severiz, Yahudi'den nefret ederiz. Amr'ın yüzüne şaşkın bir şekilde baka kalan öğretmenine söylediği sözler işte bunlardı. Zannediyorlar ki insanları köklerinden söküp atabilecekler. Halbuki onların kökleri toprakta sabit duruyor. Aslında onlar Filistin çocuklarını öldürmekle vücutlarından küçük küçük gözler yaratmış olmaktadırlar. Kabirlerine dikilmiş gözler. Öğretmenin gözleri Amr'a şunları söylüyordu sanki. Onlar kabirlerini deşmeye başladılar. Kabirleri burada Amr, senin gözlerinde. Keşke bir anlayabilseydin o küçücük ellerini sakinleştiren huysuz şeyi. Haydi Amr, uzaktan vuran taş ol artık. Bırak çığlıklarını işitsinler. Sen onlardan daha güçlüsün Amr. Çünkü sen Allah'ı seviyor ve onlardan nefret ediyorsun. Akşam olunca herkes yatağına çekildi. Amr babasının yanı başında oturuyordu. Annesi ise uyarıyordu onu. Çünkü ne pahasına olursa olsun ona haberleri izletmemeye yemin etmişti. Uyku vakti geldi diye seslendi. Annesinin ısrarını görünce sessizce çekildi Amr. Annesi çok şaşırmıştı bu tavrına. Halbuki bir şeye ulaşmak istediğinde çokça yalvarırdı. Her neyse, meselenin kendi arzusunun zaferiyle sonuçlanmasına sevinmişti sonunda. Ve işte yine o farklı ezgi onu yatağından çekmiş. Usulca sokularak televizyonu uzaktan seyretmesine sebep olmuştu. Anlaşılmaz kelimeler ve birçok görüntü vardı. Hepsi anlayamadığı şeylerdi. Onun için kasırgayı beklemekten başka bir anlam taşımıyordu bunlar. Derken küçük ekran bir anda gözünde büyümeye başlamıştı. Büyüdü, büyüdü, koca bir dev oluvermişti önünde. İşte askerler, dedesinin masallarda anlattıklarının aynısı. Ayakkabıları ve başları ve şu taşıdıkları ağır şeyler, hepsi ama hepsi aynı. Postalları ve hatta elleri, yani onlara ait her parça o çocuğu kovalıyordu. Çocuğun soluklarını uzaktan işitiyordu Amr. Kalp atışları çocuğun adımlarıyla eş zamanlıydı sanki. Ona doğru yaklaşıyorlardı. Biraz daha yaklaştılar, biraz daha, biraz daha ve işte kolundan tutuyorlar. Kısık bir ses bağırıyordu Amr'ın gözlerinde. Kurtar onu babacığım, kurtar, öldürmelerine izin verme. Baba, baba! Kenarda duran küçük bir heykel ısrarla kendini Amr'a arz ediyordu. Amr heykelciliği tuttu ve fırlattı televizyona doğru. Öfkeyle, öfkeyle bağırıyordu atarken. Öldürme onu, öldürme! Hıçkırıklara boğuldu sonra. Bu arada ekran odanın dört bir yanına dağılmış, un ufak olmuştu. Annesinin çığlıkları da babasının şaşkınlığını gerçek bir korkuya çevirmişti bir anda. Elektrikler kesilmiş, ortalık kararmıştı. Babası karanlıkta onu ararken bağırıyordu. Amr, Amr, Amr karanlığa gözlerini dikmiş bakarken onu öldürdüm. Gördün mü babacığım? Öldürebilirim onu. Bak, bak görüyor musun kara kanları? Kapkara kanları nasıl da evi doldurdu. Yahudinin kanı karadır babacığım. Babası onu kucağına alıp sıkıca sardı. Bir yandan da durmaksızın tekrar ediyordu. Yahudinin kanı, Yahudinin kanı karadır oğlum. Kanı kara, kara, kapkara.